Ben sevgililer gününe karşıyım. Harika bir gün. Keşke sevgilim olsaydı. Yok. Hiçbir şey düşünmüyorum. Eşim var. O bana hediye almadı ki ben ona hediye Yüzük aldım bu arada. Yani. Bunlarla birlikte giriyorum. Yapacak bir şey yok. Ben 52 yaşındayım. Hiç aşık olmadım. Aşık olmayı da bilmiyorum. ...14 Şubat Sevgililer Günü'yle alakalı ne düşünüyorsunuz? ben Sevgililer Günü'ne karşıyım. Yok, neden? Karşı değilim. Ama birazcık bu satış, böyle bir şeyler alın, yani anneler gününde olduğu gibi. Hani konsepte güzel ama gerçekte birazcık gidin hediye alın, gidin onu alın. Birazcık daha özel olması lazım sanki. Yani bence güzel bir çifte her gün Sevgililer Günü gibi. Peki hayatınızda biri var mı? Evet. Ona en son ne aldınız ve ne zaman hediye aldınız? Hediyelerde çok iyi değilim ben. Birazcık kızıyor da bana. Hatta şu an buraya ona hediye almaya geldim yarın için. Ama biraz aklımda olan bir şeydi bir süredir. Yazmayı, çizmeyi çok seviyor kendisi. O yüzden ona böyle eski tarz bir dolma kalem almak istedim. Maneviyata önem veren biri. Aynen. Sevgililer günü senede bir gün olmasın, her gün olsun. Hayatınızda biri var mı? Eşiniz veya sevgiliniz? Eşim var. Ona en son ne zaman hediye aldınız ve ne aldınız? Çok özel değil. Dün aldım. Ne aldınız? Bende kalsın. 14 Şubat Sevgililer Günü ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Vallahi 14 Şubat Sevgililer Günü çok güzel. Harika bir gün. Keşke sevgilim olsaydı. Yok. Vallahi en son biri hayatımda yok. 32 senedir biri hayatımda zaten. Ona da mümkün olduğunca her şeyi almaya çalışıyorum. Ha, eşiniz. Ona Sevgililer Günü kutluyor musunuz? Eşim artık, o benim sevgili değil. Aslında bahane, benimki bahane, almamak için bahane. 14 Şubat Sevgililer Günü ile alakalı ne düşünüyorsunuz? Vallahi bence güzel düşünmüşler. Böyle herkes sevdiklerini, ille de sevgilisi değil, bütün sevdiklerini hatırlaması güzel bir şey oluyor. 365 gün zaten sevdiğinizi gösterebilirsin ama böyle özel günler de, özel hatırlatmalar da güzel oluyor yani. Farklı bir katkı sunuyor yani. Siz ne düşünüyorsunuz Sevgililer Günü hakkında? Güzel bir gün ya. İnsanın değerli olduğunu bildiği bir gün. Çok güzel. Sevdiğinden hediye almak çok güzel bir şey. Çok güzel. Eşiniz mi? Yoksa eşiniz size en son ne aldı? Ne aldı en son? En son kolye aldı. Peki ne zaman? Çok sık hediye alır mı? Alır. Öyle mi? Evet. Çok şanslısınız o zaman. Bizim için bir tek 14 Şubat değil, her gün Sevgililer Günü bizim için. İfadesi de 14 Şubat senede bir de olsa insanlar sevdiklerini belli edeceği bir gün diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ederim. Aynı düşüncelere katılıyorum. Peki eşiniz size en son ne zaman hediye aldı? Eşim en son geçen hafta. Geçen hafta aldı. 14 Şubat Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsun? Sizin için ne ifade ediyor? Güzel bir gün. Yani herkesin mutlu olabileceği bir gün aslında. Daha doğrusu sevgilisi olan insanın mutlu olabileceği bir gün. Sizin yok sanırım. Evet. Peki en son ne zaman oldu? En son ne zaman sevgilinize hediye aldınız? Aslında bunu da merak ediyorum. Üniversite zamanındayken. Ne kadar zamanında? 4-5 yıl. Ne almıştınız? Efendim? Ne almıştınız? Çok özel değil. Özel. Anladım. Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi çok güzel bir gün. Hiçbir zaman yapamadığımız şeyi, o günü hanımımıza bir tane çiçek vermeyi, herkesin vermesini, güler yüzlü hanımına ikram etmesini, takdim etmesini isterim. Ben de yapacağım o gün inşallah yarın. En son ne zaman eşinize hediye aldınız? Vallahi doğruyu konuşmam gerekirse 3 yıl önce aldım. İki tane yüzük, bir tane de şey almıştım, çiçek almıştım. Çok çok memnun oldum. Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Hiçbir şey düşünmüyorum. Çünkü annem yok, babam yok, bir sevdiğim insan yok, ne bileyim. Eşim var. Eşinize en son ne zaman hediye aldınız peki? O bana hediye almadı ki ben ona hediye almadım. Sevgililer Günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Sevgililer Günü hakkında ne söyleyeyim? Hatay 4 yoldan geldik. Eşimi sırf onun için getirdim. 14 Şubat Sevgililer Günü olaraktan getirdim. Ne yapabiliriz? Başka bir şey yok. Hepsi bu kadar. En son ne zaman hediye aldınız eşinize? Vallahi hatırlamıyorum. Ben hatırlamıyorum ne zaman aldığımı. Aa. Hiç hatırlamıyorum. Ama durmadan hediye alıyorum ama. Her zaman alıyorum ama.
O yüzden. Daha çok ne alıyorsunuz peki? Kadınlar mücevher seviyor anladığımız kadarıyla bugünkü sokak röportajımızla. Yok fazla bilmiyorum, öyle şey yapmıyorum. Giyim üzerine hanım genelde şey yapıyor, tercih ediyor. Yüzük aldım bu arada. Yani. Bir de eşime dedim bir İstanbul'a bir gezmeye getireyim dedim. Gerçekten Hatay 4 yoldan geldik. Sırf sevgililer günü olarak çocukları orada bıraktım. Bu arada çocuklarım Berke ve İlkay'a selamlar. 14 Şubat sevgililer günü hakkında ne düşünüyorsunuz öncelikle? Sevgililer günü için güzel geçmesini istiyorum. Hani çok güzel bir şey. Bayanlar için olsun bu özellikle. Her bayan hatırlanmak ister. Bir güle kadar, bir karanfile kadar. Hoşlanır. Peki siz eşinize en son ne zaman hediye aldınız? Ben özel günlerde sürekli alıyorum ve aldırıyorum. Öyle değil. Ben alınca kendi de alıyor. 14 Şubat sevgililer günü hakkında ne düşünüyorsun? Bunlarla birlikte giriyorum abla. Nasıl? Kimlerle birlikte? Bunlarla birlikte giriyorum. Gelsiniz oğlum. Yapacak bir şey yok. Kız arkadaşınız yok anladığım kadarıyla. Peki en son ne zaman İsmim. Oldu? Okan Zeynep'i veriyorum isim olarak. O kadar. En son ne aldınız peki sevgilinize? 50 tane mum yapmıştım. Kalpli kutu falan yapmıştım, o kadar. Çok romantiksiniz. Pasta almıştım da gözük düştü pasta yolda. Tamam. 14 Şubat sevgililer günü sizin için ne ifade ediyor? Güzel bir gün, anlamlı bir gün. Yani arkadaşlarına, kız arkadaşına, erkek arkadaşına hediye. İşte hediyeleşmek, işte sevgililer günü güzel bir gün. Peki sizin hayatınızda biri var mı? Tabii var. Eşiniz? Tabii canım, eşim. Kaç yıllık evlisiniz? Aşağı yukarı 36 senelik evliyiz. Peki en son eşinize ne zaman hediye aldınız? Geçen sevgililer günde aldım. Ne aldınız? Çok özel değilse. Tek taş pırlanta aldım. 14 Şubat bana göre zaten saçma bir soru. Saçma bir şey. Peki sevgililer günü hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ben sevgililer güne inanmıyorum. Ben 52 yaşındayım. Hiç aşık olmadım. Aşık olmayı da bilmiyorum zaten. Konuda başka yapacağım diyorum. En son peki birine hediye aldınız mı bir karşı cinsinize? Tabii evet, şimdi aldık. Ne aldınız? Çok özel değil. Çiçek aldım, tek taş aldım. Ondan sonra kolye aldım, bu şey. Ya sevgililer günü komik geliyor bana işte. Emperyalizmin, kapitalizmin işte günlerinden biri gibi geliyor. Her gün, her an birbirimizi sevmeliyiz. Sevgililer günü ötesi. Peki hayatınızda biri var mı? Hayır, yok. Hiç.